Başkanım, malum son 3 gündür ilimizde yağışlar kendini belli etmeye başladı. Sizce bu yağan yağışlar çiftçimiz için yeterli mi? Evet, yağıyor gibi gözüküyor ama yağış yeterli değil. Geçenki yağışınız da yeterli değil. Tohumu buldu, tohum çatladı ama alatav oluştu. Bundan endişeliyiz tabii. Elbette bunun faydası olacaktır ama yeterli mi diyecek olursanız yeterli değil. Yağışlarımız az. İnşallah ileride daha iyi yağışlar olur da çiftçimizi rahatlatır. Başkanım, malum yağmurların yağışının az olması çiftçimizde de kuraklık sebeplerine neden oldu. Bu konuda ne diyeceksiniz? İlerleyen zamanlarda yağmur yağmazsa? İlerideki zamanlarda yağmur yağmazsa zaten biliyorsunuz sulu tarım memleketimizde az. Yani Kırşehir'imizde az. Göletlerimizde de su yok. Barajlarımız da ona keza. Bundan dolayı eğer yağmazsa çok büyük sıkıntılar olacağını düşünüyoruz. Endişeliyiz bu konularda. Yani devletimiz buna şimdiden bir alternatif sunması lazım, çözüm araması lazım. Başkanım, yağmurlar az yağarsa hangi ürünler daha çok etkilenir sizce? A'dan Z'ye ne varsa hepsi, ot dahil, çayır dahil hepsi etkilenir. Başkanım, sadece arpa, buğday değil, tahıl değil, hepsi etkilenir yani. Başkanım, malum bir de Türkiye Ziraat Odaları Başkanı bir açıklama yapmıştı geçenlerde. Gerek sosyal medya üzerinde gerekse televizyonlarda. Çiftçilerimize borçlarının faizlerinin silinmesi, ödemelerinin ise önümüzdeki yıllara atılmasını, ertelenmesini istedi. Bu konuda ne diyeceksiniz siz? Genel Başkanımız haklı bu konuda. Biliyorsunuz borçlar üst üste geldi mi zaten yıllık borcunu ödeyemeyen vatandaş bunu %20 faizle ödeyemez. Ödeme güçlüğü içerisine düşecek. Karışıklık, karmaşa olacak. Buna tabii bir çözüm aranması, bulunması lazım. Faizlerin silinmesi lazım. Sürenin uzatılması lazım ki çiftçimiz nefes alabilsin, borcunu da rahatlıkla ödeyebilsin. Yoksa bilindiği gibi tarlası, takılı, motoru, batarı, alet, edevatı satılır. Bu da iyi sonuç vermez.